Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, son yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul'u ve Ankara'yı kendisinin devreye girmesi durumunda alamayacağını iddia etti. Yaptığı ilginç açıklamalarla gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ilginç bir konuşma yaptı. Kütahyalı, devreye girseydi İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin alamayacağını iddia etti. Son yerel seçimlere değinen Rasim Ozan Kütahyalı kendisinin devreye girmesi halinde CHP'nin istediğini alamayacağını söyleyerek, sosyal medyada da şaşkınlık yarattı. Yayına alkollü olarak çıktığı iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı, yayında, ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir, İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi, diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak çocuklarımın isim babası Tayyip Bey'e yalvarıyorum. Türkiye'nin geleceği için iki adım atılması şart. Bütün AK Partililer ayağa kalkmalı ve bu yasağın kaldırılmasını istemeli yorumuyla da dikkat çekmişti. Beyaz TV'de Mayıs ayında katıldığı Derin Futbol programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında FETÖ tartışması çıkmış. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı ifadesine tepki gösteren Koç, Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin sen Zekeriya özün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek demişti. Rasim Ozan Kütahyalı, yine Mayıs ayında katıldığı bir yayında, Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan, Alçı da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın. CHP sahip çıkmadı iddiasında bulunmuştu. Arslan ise sizin sayenizde hapisten kurtulacaksam hapis yatmayı tercih ederim diye yanıt vermişti. Kütahyalı'nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca için kapalı çarşı kaşarıdır şeklinde hakaret içeren ifadeleri de tepki toplamıştı.